Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz. Bugün çok muhteşem bir videoyla tekrar karşınızdayız. Peki bugünün konusu nedir? Bugünün konusu 3. stop. Görmüş olduğunuz arka stopu tamamen temizleyeceğiz, tamamen sökeceğiz. LED kısımlarına doğru söküp sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Aynı zamanda bir mesele daha vardır ki ben bu konuda fedakarlık yaptım. Sizler de kanalımıza abone olarak bir fedakarlık yapabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz kablo arabada olması gerekiyor. Fakat alanımız dar olduğu için sizlere daha rahat gösterebilmem için oradaki kabloyu söktüm. Eve getirdim. Evde nasıl söküp takıldığını gösterdim. Burada çok ince basit bir işçilik var. Fakat gördüğünüz zaman ya ne kadar basitmiş ya Mustafa kabloyu kesmene gerek yoktu diyeceksiniz. Fakat ilk defa görenler olan arkadaş bu ne biçimmiş? Daha doğru düzgün bir soket koyamadınız mı? Bunu nasıl yapacağız diye kara kara düşünebilirler. Kabloya ya da şu 3. stopa zarar verebilirler. Ben bunu önlemeniz için, böyle bir sıkıntıya girmemeniz için kendim arabamdan fedakarlık yaptım, kestim ve sizlere gösteriyorum. İlerleyen dakikalarda soru kısmında bu konuyu göreceksiniz. Bugünkü konumuzun 3. stop olduğunu söylemiştim. Özellikle belirtmek istiyorum ki sarkan bölümler vardı buralarda. Fotoğraflarda göreceksiniz. O görmüş olduğunuz tarafları tamamen yapıştıracağız. Elimden geldiği kadar İlk aşama olarak yapmaya çalıştım. Bazı konularda başarılı olduk, bazı konularda başarılı olmadık. Fakat ilerleyen zamanlarda bunun tekniğini tamamen öğrenerek sıfıra sıfır orijinal bir işçilik yaparak plastik onarımını da buradaki lastik onarımını da sizlere göstereceğim. Bugünkü yapacağımız işlem günü kurtarmak için yeterlidir. Geriye kalan tarafta ise bu parçayı tamamen temizleyeceğiz. Çok daha güzel bir görünüm kazanmasını sağlayacağız. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Buradaki gri ya da sizin hangi renk söylüyorsanız Belki beyaz dersiniz, belki daha farklı bir renk diyebilirsiniz. Bu önemli değil. Bu görmüş olduğunuz rengi kesinlikle boyamıyoruz, kaplamıyoruz. Burada bir işlem yapmıyoruz. Ama boyamak isterseniz şuradaki siyah parçayı güzel bir şekilde boyayabilir, daha renkli bir hale getirebilirsiniz. Benim sadece tavsiyemdir. İlerleyen günlerde ben boyayacağım. Şu an elimde bir boya olmadığından dolayı boyama yapamadım. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Son olarak bir cümleyle söyleyip videomuzun asıl konusuna geçeceğiz. Burada görmüş olduğunuz kablonun şu sarı siyahlı olan kısmı artı kablomuzdur. Eğer arabanıza bir parça bağlamak istiyorsanız, ışık bağlamak istiyorsanız, bir şey bağlayıp da arka stopla aynı anda yanmasını istiyorsanız buradaki sarı bağlantıdan elektrik alıp da bağlayabilirsiniz. Özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Eğer önceden yaptıysanız, araba üzerinde işlem yaptıysanız yapabilir, kullanabilirsiniz. Ama daha önce işlem yapmadıysanız lütfen usta yardımı almayı ihmal etmeyin. Sonradan üzülmeyin. Neden arabam yandı demeyin. Rabbim şu Ramazan hürmetine bizleri kazası belas, hayırlı günlere kavuştursun inşallah diyorum ve videomuza başlıyorum. Değerli dostlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamız ABS baskıya sahiptir. Ve dikkat ederseniz bayağı pislenmiş kirlenmiş durumdadır. Her iki etrafı da temizlenmeye muhtaç durumdadır. Buradaki klipsleri çıkartmamız lazım. Yan çeviriyoruz. Sonra kendimizi çektiğimizde artık parça çıkmış oluyor. Klipslerimizi kenara aldık. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet tırnak var. 1, 2, 3. Bunları bir adet ayırdığımızda artık gerisi daha kolay bir şekilde gelecektir. Zıt yöne itiyorum. Aynı şekilde buraya da baskı yapıyorum. Hem buraya hem buraya bir de buradan yaptıktan sonra artık bu parça çıkacaktır. Parçamızın elektronik kısmı bu taraftır. Burada üçüncü stoplanmamız bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz parça ise tavan döşemesine ve üçüncü stopu tutmaktadır. İlk önce bu parçayı temizleyerek işe başlıyoruz. Spremizi sıktıktan sonra diş fırçası yardımıyla baskı yaparak girilmeyecek alanlara yardım oluyoruz. İşlemin başlangıç kısmı bu şekildedir. Aynı işlemi defalarca yapacağımdan dolayı tekrarını yani yıkama işlemini görmenizi istemiyorum. Haliyle videoyu burada durduracağım. Bu kısmı temizledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı güzel bir şekilde temizledik. Hem ön tarafı hem de arka tarafı yeterli bir şekilde temizlendi. Sadece şu kısımları ne kadar temizlesem de ne kadar kimyasal kullansam da temizlenmedi. Ama geriye kalan bütün her yer temizlenmiş durumdadır. Şimdi aydınlatma olan kısmını temizlemeye doğru geçebiliriz. Aydınlatma olan kısım bu şekildedir. Burada dikkat etmemiz gereken bir mesele vardır bu içeriye su değmemesine ya da su içeri çok fazla geçmemesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız derseniz ilk önce suyu buradan sıkacağız yani spreyi. Sonra detaylı bir şekilde diş fırçası yardımıyla fırçalayı fırçalayı temizleyeceğiz. Diğer tarafta komple su kullanmıştım. Fakat burada komple su kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü bu elektronik parçamızdır. Aksi takdirde bozulabilir. Saçma sapan sebepten dolayı bize ekstra masraf çıkarabilir. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz parçaları da yani lastik olan kısımları da Japon yardımıyla yapıştıracağız Ne kadar başarılı olacağız ya da olmayacağız Hep birlikte göreceğiz Kıymetli izleyenlerimiz Ben burayı tam olarak temizlemeye başlayacağım sırada Çok kıymetli bir arkadaşım aradı Onunla hasbihal ederken Buranın da nasıl çıkarılabileceğini öğrenmiş bulundum Burayı da çıkarmanın nasıl olduğunu anlatayım Sizler de daha rahat edebilirsiniz Aynı zamanda Burada bir probleminiz varsa değiştirme konusunda da yardımcı olacağız. Bu görmüş olduğunuz parçanın özellikle şuradaki kısmından yani soketin olduğu kısımdan kaldırıyoruz ve şurada görmüş olduğunuz gibi elektronik bir kart var. O tarafa doğru itiyoruz. Yani buradan baskı uygulayıp buradan çıkmasını sağlıyoruz. Şekil ağda görmüş olduğunuz gibi. Tornavide yardımı vesaire kullanabilirsiniz. Benim elimde mat kapucu var. Mat kapucunun tersiyle burayı ittiriyorum. Parçayı çıkaracağız. görmüş olduğunuz gibi çıkardık. Buradan da bu parçayı çıkarıyoruz. Tamamdır. Dikkat ettiğim zaman şöyle bir şeyle karşılaştım. Buradaki tırnak kırılmış. Önceki zamanda mı oldu, sonraki zamanda mı oldu bilmiyorum orasını. Hiç kimsenin de günah almaya gerek yok. Bunun bu şekilde çıkmış olduğunu gördünüz. Eğer bir problem varsa buradaki tırnaklarını ayırarak nerede bir sıkıntı varsa hangi diyot değişmesi gerekiyorsa orayı değiştirerek bu parçayı yenilebilir ya da tamir edebilirsiniz. Şimdilik bu parçamızı kenara alıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız bu parçamızı temizleyecektik. Şimdi videoyu bitiriyorum. Temizledikten sonra hep beraber olacağız. Biraz önceki siyah parçamızı tamamen güzel bir şekilde temizledik. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Şu kısımlar özellikle ne kadar temizlersek temizleyelim çıkmadı. Başka bir lekeden olduğunu düşünüyorum. Çünkü buraları temizlediğimiz zaman yani toz olan kirli olan yerler tertemiz oldu. Ama şu köşeler ne yazık ki olmadı. Bu parçamızı tamamen siyah boyayabilirdik. Fakat siyah boyamız ne yazık ki şu an mevcut değil. Yani hala hazırda olmadığı için boyama yapmıyoruz. Şimdiki yapacağımız işlem şu görmüş olduğunuz sarkık olan kısımları Japon yardımıyla yapıştırmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bu görmüş olduğunuz taraf tamamlandı. Diğer tarafı da yapacağım. Normalde burası kuruduktan sonra beyazlık olacaktır. Siyah boyamız olsaydı burayı siyah boyadığımız zaman buradaki parça tamamen kusursuz olabilirdi. Şimdi diğer tarafa geçelim. Orayı da aynı şekilde yapmaya çalışalım. Parçamızı görmüş olduğunuz gibi yeterli derecede yapıştırdık. İnşallah yararlanmıştır. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bunun yanı sıra videonun başında söylemiş olduğum bir mesele vardı. Soket nasıl çıkartılır? O soru doğru geçebiliriz. Değerli dostlarım, görmüş olduğunuz gibi burada bir adet soketimiz var. Bu buna bağlantı noktasıdır. Bağlantı kolay. Buradaki dişi buradaki erkek ile birleştiriyoruz. Bu kadar basit. Fakat bunu çıkarmak zor. Neden diyecek olursanız tırnak yapısı diğer soketlere göre çok daha farklıdır haliyle çıkarmakta zorlanabilirsiniz. Fakat bu işin çok basit ve bir püf noktası vardır. O da buradaki tırnağı kurtarmak. Başka hiçbir şey yok. Tornavide yardımıyla ya da şuna benzer bir bıçak yardımıyla bu parçayı çıkarabilirsiniz. Normalde bu şekilde buraları dağıtmanıza gerek yoktur. Hatta bu kabloyu kesmenize gerek Hatta bu kabloyu kesmenize dahi gerek yoktur. Ben rahat bir şekilde anlaşılsın, rahat bir şekilde gösterilsin diye ben kendi arabamdaki kabloyu kestim size göstermek için. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi görmüş olduğunuz parçayı buradaki bıçağa sokuyorum. Bıçağı soktuktan sonra kalkıyor havaya. Tırnak kurtuluyor. Tırnak kurtulduktan sonra çekiyorsunuz. Geliyor. Bu kadar. Başka hiçbir işleme gerek yoktur. Aynı şekilde geri yuvasına takıyoruz. Bu kadar. Parçamız kuruduktan sonra artık parçamızı takmaya doğru geçebiliriz. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz gibi 3 adet bölümümüz var. Bu bölümleri bu parçamızı taktığımız anda artık bu işlem bitiyor. Aynı şekilde parçamızın arka tarafında da 4 adet bölüm var. O parçaları buraya 3 tırnağı da buraya tuttuğumuz zaman artık ömürlük bir şekilde sabit duruyor. Bu parça nereden baksanız 20 seneden beri aynı yerinde duruyordu. Ta ki ben sökene kadar ya da başka biri sökene kadar. Evet, görmüş olduğunuz gibi parçamız sağlıklı bir şekilde oturdu. Artık arabamıza takmaya doğru geçebiliriz. Bir öncekine baktığımız zaman çok daha temiz bir parça ile karşı karşıya kalıyoruz. Hatırlayacak olursanız videomuzun başında 3 tane klips sökmüştük. Onları da sağlıklı bir şekilde takalım. Sonra arabamıza takmaya doğru geçebiliriz. Şunu da söylemek istiyorum. Buradaki işlem artık bitti. O yüzden dolayı arabadaki işlemi göstermeyeceğim. Yani sizler arabada çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Söktüyseniz çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Buradaki 3 tırnağı yuvaya oturtacaksınız. Başka hiçbir şey yok. Videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. Videoyu şimdi bitirmeye doğru geçebiliriz. Kıymetli izleyenlerimiz bugün elimizden geldiği kadar detaylı bir şekilde arka stop ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlattım. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Bu videoyu izledikten sonra sizler de o parçayı sökebilir, takabilir, temizleyebilirsiniz. Hatta arka stoptaki o 3. bölümdeki Ledi tamir edebilir, ledi çıkarabilir, onarılması gereken yeri onarabilir. Sonrasında arabaya tekrar takabilir ve kullanabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar da. Allah nasip ederse, Allah ömür verirse 3 tane çok kıymetli bir videomuz vardır. Bunları planlıyorum. Şimdiden haber vermek istiyorum. Birincisi kalorifer motoru detaylı bir şekilde A'dan Z'ye nasıl sökülür onu göstereceğim. İkincisi klep motorunun değişimini göstereceğim. Üçüncüsü de en büyük ve en güzel videolarımızdan bir tanesi olacaktır. Belki 40 dakika belki 1 saati geçecektir. Orta konsolu yani direksiyonun oradaki kısımları komple sökeceğiz. İnşallah bunu seri halinde detaylı bir şekilde sizlere gösterip izleminize sunacağım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız. Hayırlı bayramlar dilerim.